Erkeklerde kısırlığın nedenleri tabii ki sperm üretimine ait veya spermin dışarı verilmesine ait nedenler gibi düşünebiliriz. Esasında sperm sayısının 3 tane parametresi var. Sperm bakıldığı zaman spermiyogramda, sperm konsantrasyonunda düşüklükler, sperm hareketinde düşüklükler veya sperm şeklindeki bozukluklar infertilite nedeni olabiliyor. Bunlara ne neden oluyor? Erkeklerdeki kısırlık nedenlerine bakarken hormonal nedenler olabilir, hormonların az üretimi olabilir veya hiç üretilmemesi olabilir. Spermin de gene karşımıza bu azlık veya biraz sayısal düşüklüğü dışında hiç olmaması gibi bir tabloyla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Buna azospermi adını veriyoruz. Azospermi vakaları genellikle obstrüktif ve nanobstrüktif tipte karşımıza çıkıyor. Ne demek bu? Bazen testislerde üretim oluyor, kanallardan dışarı çıkamıyor. Bu geçirilmiş enfeksiyonlara bağlı olarak meydana gelebiliyor o kanallardaki tıkanıklıklar. Bazen de gerçekten testis dokusunda hiç üretim olmuyor. Buna bağlı karşımıza çıkabiliyor. Cinsel fonksiyon bozukluklarını da bir kenara atamayız. Erkeklerdeki sertleşme problemleri, erken boşalma problemi veya retrograd ejekülasyon dediğimiz spermin dışarı değil mesaneye doğru yönlenmesi gibi problemler spermle yumurtanın birleşmesini engelleyen ciddi problemler olarak karşımıza çıkıyor. Erkeklerde sigara içiminin, kronik alkol tüketiminin, bazen çinko veya C vitamini eksikliklerinin stresin sperm fonksiyonunu etkilediğini biliyoruz. Belki bir mesleki bir bağlantı da söyleyebiliriz. Özellikle yüksek testis bölgesinin yüksek ısıya maruz kalması sperm üretimini bozabiliyor. Böyle mesleklerle uğraşanlarda, özellikle yüksek ısıda çalışanlarda bu tip bozukluklukla karşı karşıya kalabiliyoruz. Doğumsal olarak da belki unutmamamız gereken konulardan bir tanesi de inmemiş testis vakaları. Testis anne karnındayken, yukarıdayken kanallardan testisteki torbalarına iniyor. Bazı kişilerde inmemiş testisler olabiliyor. Bunların geç tespit edilmesi ve testis sperm üretimini ciddi şekilde bozuyor. Testisi atrofiye sokan, testisi tamamen bozan bir takım durumlar var. Enfeksiyonları buna örnek olarak verebiliriz. Özellikle kaba kulak çok ön plana çıkıyor bu durumda. Gene sifiliz olabilir, gonore, bel soğukluğu gibi hastalıklar olabilir. Buna neden olabiliyor. Bazen cerrahi travmayla testislerin kendi etrafında döndüğünü, torsiyon diyoruz buna da, kanlanmanın iyice bozulduğunu ve testis dokusunun atrofiye gittiğini biliyoruz. Dolayısıyla bütün bu nedenler erkeklikte kısırlığa neden olabilir. Ama birçok kişide de hiçbir neden ortaya koyamadığımızı belirtmek isterim.